bin yıllık ceviz ağaçları sanat eseri bastonlara dönüşüyor. Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan baston ustası Refa Gökbulak, babadan kalma mesleği devam ettirerek bin yıllık kök ceviz ağaçlarından yaptığı bastonları sanata dönüştürüyor. Kök cevizden bir parçadır. Ağaç son demini almış, yıllanmış, tamamen şekillenmiş ve çok koyu tonda asli rengine dönmüş ve çok asil bir renktir. Bu atölyede baba mesleğimiz olan baston sanatına 40 yıldır devam etmekteyiz. Ahlat bastonlarının en belirgin özelliği ceviz ağacından yapılmış olmasıdır. Bizler de aslından ödün vermeden bugüne kadar ceviz ağaçlarını kullanmaya devam ettik. Ancak ceviz ağaçları çeşitlik arz etmektedir. Ceviz ağaçları 1 numara, 2 numara, 3 numara, 5'e kadar numaralandırılmıştır. 5 ve 4 dediğimiz numaralar 500 yılla 1000 yıllık arasında değişmektedir. Bu ağaçlar tabii ki zamana dayanıklı olduğu için bugüne kadar gelmiş ağaçlardır. Ve yıllandıkça, üzerinden yıllar geçtikçe renk ve desenleri çok daha belirgin hale geliyor. Çok karışık desenleri var. Zaten bu nedenden dolayı da üzerine çok fazla motif kullanmıyoruz. Tamamen ağacın renk ve desenlerini korumaya çalışıyoruz. Kök ceviz ağaçlarını satın alan usta, kökleri kurutarak elde ettiği dallardan çeşit çeşit baston üretiyor. Ağaçlarını yapmış olduğumuz bastonlar bizim özel tasarımlı bastonlarımız arasındadır. Bunlara tabii kemikten çeşitli aksesuar takıyoruz. Kafasını bazen kemikten, bazen gümüşten yapıyoruz. Renk ve desenleri belirgin olanların tamamını hiçbir motif yapmadan sade bırakıyoruz. Çünkü müşterilerimiz de onu doğal istiyor. Bizler de üzerine vernik de kullanmıyoruz. Mat ve doğal kalması için de işte cila kullanıyoruz bunlarda. Sanat eserine dönüştürdüğü bastonları devlet büyüklerine ve yurt dışına gönderiyor. Tabii çok asil bir baston oluyor gerçekten. Bizim özel tasarımlı bastonlarımızın arasında en fazla talep edilen bastonlardır. Çeşitli devlet büyüklerine özel olarak sipariş veriliyor. Yurt dışına gidiyor, iş dünyasına gidiyor. Pazar alanında da gittikçe payı büyüyor.